Buyur canım. Peki, küçüklük hayalleriniz neydi? Küçükken hayalim. Küçükken aslında baktığınızda her zaman doktor olmak istedim. Ama şu an sorarsan, şu an çok güzel bir psikolog olmak istiyorum ve her insana çok güzel bir şekilde dokunmak istiyorum. Buyur canım. Kitap yazarken kimden ilham aldınız? Kitap yazarken çok sevdiğim bir yazar var, Bilal Sami Gökdemir. Onun bir kitabını okumuştum, Çok Kullanılmış Kalpler Dükkanı diye. O kitabı okuduktan sonra, bu arada o kitap şifreli bir kitap. Kitabı okuyorsunuz, ardından yaklaşık 200 sayfanın şifresini sen çözmen gerekiyor. Yazdıktan sonra ilk başta yazılarımı ben bir defterime yazmıştım. Arkadaşımla böyle oturuyorduk ve dedim ki, arkadaşımın ismi Emre. Emre dedim, ben yapamayacağım ya. Böyle olmayacak. Ben bunu bastırırsam acaba insanlar ne düşünür diye. Hatta o gün o kitaptan vazgeçiyordum. Yani şu an bu kitaptan vazgeçiyordum ben böyle. Hayır dedim, olmaz. Ondan sonra arkadaşım bana dedi ki, ilk düşüncem değişecek. Birazcık bir sakinle. Biraz bir kafanı dönüyor. Üzerinden sadece bir hafta geçti ve ben şey dedim. Emre, ben tekrar dönüyorum bu işe dedim. Ve tekrardan yazılarımı kontrol ediyorum. Üzerinden birçok değişiklik yaptım. Birçok şey ekledim, çıkardım ve en sonunda içime sindi. Ve Allah'ın izniyle basım aşamasına girdi. Buyurun. Kitabın başlığı nasıl ismi? Kitabın ismi benim en küçük parçam. Ben sevgiye çok önem veren bir insanım. Sevgi benim için çok farklı. Yani bu dünyada eşi benzeri olmayan, nasıl bizim parmak izlerimizin herkesten farklıysa, sevgilimizi de bence her insanda farklı. O evet oldu. Ya ondan sonra da ne dediler biliyor musunuz? Ben biliyorum. Ben de kaç tane bir sene yapıyordum, sen biliyordun. Buyurun. Tabii ki de oldu. Sonuçta ilk yazarsın, herkesi tanımıyor. Öncelik genelde tanınanlara gidiyor. Böyle bize şans birazcık zor veriyor. Ondan sonra baktığında sen değil mi hayatta durduğun zaman herkes şunu diyor. Bu 17 yaşında bunu yaptıysa bir olduktan sonra şey dememizi umuyorum. Ya ben bunu bir yerden biliyorum deyip kendi içinizde bir sorgulama daha okuyacak, daha zamanı var yani, daha yaşı genç. Evet Elif Hanım, bugün çocuklarımızla bir araya geldiniz. Dünyandasınız. Duygularınızı öğrenebilir miyim efendim? Yani beni kabul ettikleri için ve dinledikleri için çok teşekkür ederim. Onların heyecanı kadar en az benim de heyecanım vardı. Ve cidden içlerinden hatta hepsinin çok parlak bir geleceğe sahip olacağını düşündüm. Çünkü çok güzel sorular sordular bana. Evet. Peki soruların içerisinde en çok ilginizi çeken şey neydi? Galiba yazar olmak isteyenler de var, öyle hissettim ben. Evet, ben de öyle hissettim. Böyle sanki ileride cidden benim gibi ya da bir diğer yazarlarımız gibi başka insanların kalplerine dokunmak isteyen ben birçok kişiyi sevdim. En çok sevdiğim soru da yazar olmaya nasıl başladığınız sorusuydu. Evet, evet. Peki, bu tür buluşmalar devam edecek mi? İnşallah bu tür buluşmalar devam edecek diye umuyorum. Farklı okullarda, farklı insanlarla birlikte. Peki, Bünyan'a tekrar gelecek misiniz? Kesinlikle, tekrardan gelmeyi düşünüyorum. Peki, o tavsiyelerden birkaç tane de biz rica edelim. Özellikle o içimizdeki küçük şeyin ne olduğunu bize anlatır mısınız? Kısacık da olsa. Tabii. Hepimizin içinde bulunan bu en küçük parçamız sevgi, hiçbir zaman kaybetmesinler. Hayatlarında ne olursa olsun, ne kadar kırılırlarsa kırılsınlar, o sevgi her zaman bulunsun onların içinde. Ve ne yapmak istiyorlarsa hiçbir zaman ertelemesinler. Bugün varız ve bugün yapmalıyız. Evet.
Kim ne der, kim ne düşünür hiç önemli değil. Ben ne derim, ben ne düşünürüm. Bu benim hayatım. Yazmak isteyenler yazsın, spor yapmak isteyenler spor yapsın. Evet. Ama her zaman kendi hayallerinin peşinden çok güzel sevgilerle devam etsinler. Evet, peki çocuklar içimizdeki o küçük şey neymiş? Sevgi. Neymiş? Sevgi. Evet. Peki efendim, çok çok teşekkür ediyoruz. Çok çok sağ olun. Ben çok teşekkür ederim.